Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Valiliği himayesinde 2018 yılı stratejik yatırım ve ihtiyaç toplantısı yapıldı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İknur İnceöz, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden geçti, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İlçe Belediye Başkanları, Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, DSİ Konya Bölge Müdürü Birol Çınar, İller Bankası Konya Bölge Müdürü Kemal Kaya, Karayolları Bölge Müdürü Turgut Aydın, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ve STK Başkanları katıldı. Bugünkü toplantımızın amacı hem ilimizdeki yatırımları kısaca bir mevcut durumumuzu gözden geçirmek hem de bundan sonraki süreçte ilimizde yapılmasını düşündüğümüz ilimizin gelişmesine katkı sağlayacak yatırımları bir arada görüşmek, onlarla ilgili önerilerini ve görüşlerinizi almak. 2023 yılına kadar Aksaray için önerilen ve düşünülen yatırımlar ile Aksaray'ın önündeki mevcut sorunların paylaşıldığı toplantı, kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla gerçekleşti. Aksaray'da Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Evet çocuklar, bugün karnemizi alacağız, dönemi bitireceğiz. İnşallah 15 gün dinlenmeyi hak ettiniz. Ama 15 gün boyunca dinlenirken boş durmayacağız. Evet. En önemlisi 15 gün içerisinde kitap okuyacağız. Hem de ilk dönemde eksik kaldığımız konuları bir örnek gözden geçireceğiz. İnşallah ikinci döneme de bu dinlemeden sonra daha başarılı bir şekilde başlayacağız. Karnenizdeki notlar ne olursa olsun dinlenmeyi hepiniz hak ettiniz. İkinci dönemde daha başarılı bir dönem geçirmeniz dileğiyle hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki öğrencilik hayatınızda da başarılar diliyorum. İlimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatilinde Aksaray'da okul öncesi 28 bağımsız anaokulu ve 189 ana sınıfında 7492 öğrenci, 211 ilkokulda 26499 öğrenci, 138 ortaokuldan 28527 öğrenci ve 71 genel, mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim okullarından 20310 öğrenci olmak üzere toplam 448 okulda 82828 öğrenci ve yaygın eğitimde de 6752 öğrenci karne aldı. Sayın Valim, size mal olur hediyesi. Aksaray genelinde 620 idareci ve 4581 öğretmenle birlikte öğrenciler 2 haftalık sömestr tatiline girdi. 22 Ocak 2018 Pazartesi günü ise okullar 15 günlük ara tatile girecek. 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okullar tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü ise 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Türkiye genelinde okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan 1.066.068 öğretmen de 2 hafta dinlenme fırsatı bulacak. Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu öğrencilerine karnelerini dağıtan Vali Pekmez ve Başkan Yazgı, öğrencilerin sevincini paylaşırken karne töreni sonunda okul spor salonunda açılışını gerçekleştirdiler. Biz de karne notlarıyla sevinen ve üzülen tüm öğrencilere ve tüm eğitim camiasına iyi tatiller diliyoruz. Sıradaki haberimiz ise yine sosyal ve kültürel etkinliklerden bir tanesi. Aksaray Belediyesi Aliya Tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturdu. İslam aleminin bilge kralı ve yakın dönemin dünya tarihine damga vuran ismi
Ali İzzet Bogoviç'i anlatmak amacıyla Türk tiyatrosunda yazılmış ilk oyun olma özelliğini taşıyan oyuna tiyatro severlerin ilgisi yoğun olurken izleyiciler arasında Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın da yerlerini aldı. Oyunda İzzet Bogoviç'in insani yönünün yanı sıra mücadeleci ruhu, duygularını anlattığı mektup ve düz yazılarından bölümler aktarılırken, ülke olarak savaş yıllarında Ali İzzet Bogoviç'e verdiğimiz desteğin anlatıldığı sahne izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Bunun için bize lazım olan tek şey umut ve inanç. Ve Cumhurbaşkanı ve tüm Bosna halkının sesi olarak size söz veriyorum ki köle olmayacak. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı oyun sonunda kısa bir konuşma yaparak duygularını paylaştı. Şunu söylemek istiyorum. Geçen sene Cumhurbaşkanımızın hazırladığı, onun mahalleriyle hazırlanan bir program dolayısıyla Ali İzzet Bogoviç'in ölüm yıldönümü dolayısıyla mezarı başında bir anma programı gerçekleştirildi. Ardından da yapılan programlarda bu olayı yerinde görmek suretiyle ki savaşın izleri hala orada var. O geçtiğiniz yerlerde o kurşun izlerini hala görebiliyorsunuz. O insanların yüzünde, insanlar anlatırken bunu hissediyorsunuz. Onu orada hissetmek bambaşka bir duyguydu. Bu şanlı ve büyük direnişin liderini orada daha iyi anladım. Orada daha iyi farkına vardım. Ve şunu bir kere daha görmüş oldum ki, bizden başka dostumuz yok. Müslümanın da Müslümandan başka dostu yok. Avrupa'nın ortasında bu mezalimi yapan, bu hainliği yapan insanlar sadece orada değil, her yerde bu zulmü yapıyorlar. Bizlerin artık uyanması lazım. Bizlerin artık ayağa kalkması lazım. İşte 15 Temmuz'da biz bunu gördük memleketimizde. Eğer o acıları, eğer başarılı olsaydı o hainler, belki onlardan daha felaket bir Türkiye olacaktı. Belki onlardan daha felaket bir hale dönecektik ama Allah bizimle beraber, Allah bizi korudu. Ve şunu söylemek istiyorum. Hasta yatağındayken Sayın Cumhurbaşkanımıza bir emanet bırakıyor Ali İzzet Bogoviç. Benim memleketime sahip çıktım diyor. Biz Türkiye olarak her zaman Bosna'ya sahip çıkacağız. Ve sonuna kadar da her zaman yalnızdır. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bölgesel Amatör Lig'de heyecan dorukta liderliğini koruyan temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor bu hafta evinde Adana Spor'u konuk edecek. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 15. haftasında yapacağı Adana Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 68 Aksaray Belediyespor 34 puanla liderliğini sürdürürken Adana Büyükşehir Belediyespor 19 puanla 6. sırada yer alıyor. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor pazar günü saat 14'te Adana Büyükşehir Belediyespor'u Dağılgan Stadı'nda konuk edecek. Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 11. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta sonu yapılacak olan maç öncesi hazırlıklarına başlayan temsilcimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor cumartesi günü deplasmanda saat 12'de Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor'a konuk olacak. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Altın Kızlar ise bu hafta sonu deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor'un konuğu olacak. Temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü cumartesi günü saat 16'da Celal Atik Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne konuk olacak. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Gençlik Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan'la birlikte Aksaray'da devam eden Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nı izledi. Türkiye Paralimpik Yüzme Şampiyonası Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından yüzücüler katıldı.
29 Kasım'da Meksika'nın Mexico City kentinde başlayan ve 8 Aralık'ta sona eren Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası'nda dünya dördüncüsü olan milli sporcularımız Sevilay Öztürk ve Sümeyye Bozkurt, kendi spor kulüplerini temsilen Aksaray'da gerçekleşen Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katıldılar. Belediye Başkanı Yazgı, milli sporcuların başarısından dolayı tebrik ederek madalyalarını kendilerine teslim etti. Türkiye'nin olimpiyatlarda temsil edilmesinin gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Yazgı, milli yüzücülerden derece beklediğini söyledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, 2017-2018 Okul Sporları Gençler A Kızlar Basketbol Müsabakalarının kupa törenine katıldı. Başkan ve eşi şampiyonluğa yükselen Aksaray Spor Lisesi oyuncularına kupalarını takdim etti. Aksaray'da Gençler A Kızlar Basketbol Müsabakaları çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvaya katılan okullar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sonunda turnuva birinciliğini Aksaray Spor Lisesi, ikinciliği Osman Gazi Lisesi, üçüncülüğü Hazım Kulak Anadolu Lisesi, dördüncülüğü ise Abdülhamit Han Fen Lisesi kazandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, şampiyonluğa yükselen Aksaray Spor Lisesi öğrencilerini tebrik ederek kupa ve madalyalarını verdi. Başkan Yazgı, gençlerimizden her zaman ümitliyim diyerek okul takımına başarılar diledi. Turnuva ikincisi olan Osman Gazi Lisesi takımına Gençlik Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, 3. Hazım Kulak Anadolu Lisesi takım oyuncularına madalyaları ve kupası Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Çağlayan tarafından verildi. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.